Selamun aleyküm. Bu ayet-i kerime arkadaşlar, selamun aleyküm bir ayet-i kerimedir. Yani teminat veriyorsunuz karşı tarafa. Benden size zarar gelmez. Birinci mana. İkinci mana, dünyada ahirette başımıza bela musibet gelmesin. İkinci mana. Üçüncü mana, akıbetiniz cennet olsun. Çünkü Rabbimiz selam diyarı diye cenneti anlatır bize. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi diye selam diyarına davet edin. Selam diyarı, kurtuluş diyarı. Neresi orası? Cennet. Rabbimiz o davetine inşallah hep icabet eder inşallah. Rabbim muvaffak olsun. Güzel Allah'ımız En'am suresinde وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Bizim ayetlerimize iman edenler geldiklerinde, sana geldiklerinde onlara de ki fekul, de ki selamun aleyküm. Onlara selam ver. Selamun aleyküm de. Ayetlere iman edenler geldiğinde, sana geldiğinde sen onlara selam ver. Yani Kur'an'ın adabı çok ilginç. Çocuklar bir selam ver de selam alsın. Gençler selamun aleyküm. Aleyküm. Çok güzel. Bu duaydı. Bak ayeti kerimeydi aynı zamanda. Selam ver onlara. İman edenler, Allah'ın ayetlerine iman edenler sana geldiklerinde Muhammed'im onlara sendeki takuldeki selamun aleyküm. Onlara selamun aleyküm de. Bir de şunu söyle. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmete. Rabbiniz kendine rahmeti farz kıldı. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmete. Allah kendine rahmet etmeyi vecibe kıldı, yazdı, kesti, attı, hükmetti, böyle koydu, böyle bir hüküm koydu. Ketebe rabbukum. Ayet-i kerimenin arkadaşlar verdiği bu insicama, verdiği bir huzura bakar mısınız? Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmet. Allah kendine rahmet etmeyi vecibe kıldı, farz kıldı, yazdı, attı, böyledir bu dedi ya. Kesti, attı, rahmeti ben farz kıldım dedi ya. Güzel. Rabbimiz kendine böyle hüküm koyuyor. Ben rahmet etmeyi sizin üzerinize kendime vecibe kıldım ya. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmet. Ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin. Bilemeden, cahil üzere her kim içinizden bir kötüye düşmüşse su'en bi cehalet. Sümme tabe ve aslaha. Sonra tövbe eder. O tahrip ettiği yerleri tamir ederse, ıslah etmeye çalışırsa aslaha fe innehu gafurur rahim. Allah'ı gafurur rahim olarak bulur. Şu ayet-i kerimenin verdiği arkadaşlar huzura bakar mısınız? İşte bu ayet-i kerimeyi Efendimiz bizzat yaşadığından dolayı cumaları böyle çıktığı zaman hutbeye o gelen cemaate selamun aleyküm diyerekten cumaya hutbeye Efendimiz selamla başlarmış ya. Yani. Niye böyle başlıyor? Çünkü Rabbimiz iman edenler sana'nın yanına geldiklerinde onlara selam ver buyurdu ya. Hocamı da elhamdülillah her cumaları böyle bu sünneti yerine getirir. Hatiplerde azdır yani böyle cuma çıktığında minbere orada cemaate selam vermeleri bu sünnet pek yaşanmıyor. İnşallah böyle aramızda cumaları böyle hutbe okuyan kardeşlerimiz varsa bu sünneti icra edelim ya. Bakın ayet-i kerime yani bizzat bunu bize telkin ediyor. İman edenler yanına geldiğinde onlara sen selam ver. Şimdi genelde bizim örfümüzde gelen efendim selam verir. Ama burada kendisine gelinen selam versin diyor. Yani Allah Resulü bir yerde bulunuyor. İman edenler geliyor. Gelenlerden ziyade sen selam ver onlara. Bizim pek örfümüzün tersi bir nevi yani adeta. Dolayısıyla arkadaşlar selamun aleyküm. Tekrar inşallah. Aleyküm selam. Rabbim bunu bereketli kılsın arkadaşlar. Ben Ahmet kardeşe efendim dedim ki neden bahsederim Ahmet kardeş? Ya dedi işte mübarek gün 10 Kasım biliyorsunuz şeyden bahsedelim dedi. Hocam ümmet olmaktan bahsedelim dedi. Mübarek günde böyle bahsedelim bakalım efendim ümmet olmaktan. Rabbim becermek nasip eylesin inşallah. Amin. Anlatmak kolay, dinlemek daha kolay. Ama asıl mesele arkadaşlar okunanları hayatımıza tatbik etmektir. Yiğitlik de buradadır. Rabbim bizi yiğitlerden kılsın inşallah. Amin.
Hocamın güzel sedasıyla okuduğu ayetler arkadaşlar. Ben inşallah böyle yarım saat kadar bir müzakere yapayım. Sonra hocama vereceğim mikrofonu. Hocam da inşallah tefenin olur, bereket olur kabiliğinden. Yarım saat arkadaşlar ayetler üzerine müzakere etmeye çalışayım. Hem hocama da bir girizgah olsun. Kardeşlerim, bizde çok kıymetli bir mücevher var ya. Çok kıymetli. Yani canımızdan, malımızdan, eşimizden, evladımızdan çok daha değerli Allah'ın bize verdiği bir nimet var. Nedir bu? İman nimeti elhamdülillah. Yani bu iman öyle bir nimet ki güzel Allah'ımız zaten bunu en son inen ayetlerde El yevme ekmeltu lekum dinekum ve ekmeltu aleykum nimeti derken, değil mi? Nimetimi tamamladım sizinize. Nedir bu nimet? İslam nimeti. Elhamdülillah. Biz bununla insan olduk. İnsan olduğumuzu anladık. Biz bu nimetle arkadaşlar namus nedir, helal nedir, haram nedir öğrendik. Değerleri bununla öğrendik yani. Yoksa hayvanlar gibi yaşayacaktık arkadaşlar. Hayvanlar gibi yaşayacaktık. Allah'a hamdü senalar olsun. Bu nimetin kadri kıymetini bilmek nasip eylesin hepimize inşallah. Kardeşlerim, hocamın okuduğu ayetler Evs ve Hazreç denilen Medine'de Boğaz savaşları yapan 120 yıldır birbirlerini didik didik yiyen Evs ve Hazreç denilen iki grup arkadaşlar böyle 100 küsur yıldır böyle kabile savaşları yapıyorlar. O kadar da bıkmışlar, bitap düşmüşler ama bir türlü durduramıyorlar yani savaşı da. Allah Resulü'nün Medine'ye gelişiyle efendim Rabbimizle indirdiği ayetlerle okuduğu ayetlerde فَاسْبَحْتُمْ بِنِمَتِي اِخْوَانًا Allah'ın nimeti, İslam nimetiyle kardeş oldular. Oradaki o savaşan insanlar can ciğer kardeş olmaya başladılar. Bizzat efendim evini muhacirlere vermeye başladılar. Efendim hatta malını, daha da ötesi var orayı zikretmeyeceğim, yanlış anlamaya evet sebep olmasın diye. Arkadaşlar muazzam bir kardeşlik oluştu ya. Fakat bunu çekemeyen Müslümanlar, o kardeşliğini çekemeyen, o vahdetini çekemeyen, o enerjisini çekemeyenler ehli kitaptan Yahudiler, ya dediler bunlar daha düne kadar birbirini yiyorlardı. Efendim kanını akıtıyorlardı. Şunların muhabbetine bak. Nasıl güçlendiler, nasıl efendim bir araya geldiler. Kardeş oldular bunlar diyerekten haset, fesat işine girince bir gence şiir söylüyor, ne diyor, yazıyor. Bir gence diyor git diyor şunları Ensar'ın bulunduğu yerde, muhacirin bulunduğu yerde bunları irad et, oku. Genç de efendim okuyor o şiiri. O savaşı tahrik edecek sözler. Siz düne kadar savaşıyordunuz. Ne oldu efendim, neler oldu size şeklinde. Şiir okuyunca oradaki bir anda o eski duyguları depreşiyor sahabenin. Sahabe arkadaşlar bunlar. Bunlar ilk nesil. Allah hepsine rahmet eylesin yani. Onların o olayı bize bunu öğretecek yani. Bir anda böyle o asabiyet damarları, eski o Arap kini bir anda efendim yükseliyor arkadaşlar. Hani böyle devede de kin var malum. Efendim oradaki kabile reislerinden veya kabileci o damar böyle asabiyet gerilince bir anda birbirine giriyorlar. Es-selah, es-selah diyorlar. Hatta gidelim Harre denilen yerde haddimizi efendim orada kozlarımızı paylaşalım şeklinde savaşa çıkacaklar yani. Allah Resulü bunu duyar duymaz can hiraş bir şekilde koşuyor. Koşuyor ve bu ayetler nazil oluyor o esnada. Bunları okuyor. Ne diyor ayetler? Ya eyyühellezine amenu. Ey Allah'a iman edenler. Ey iman eden müminler yani. İn tuti'u feriqan minellezine utul kitab. Ya o şu Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun. Ehli kitap. Siz bunları dinlerseniz, kulak verirsiniz. Ne dedi diye bunlara kulak verirsiniz. Yeruttukum ba'de imanikum kafirin. Sizi imandan sonra kafir yapar bunlar yani. Yani bunlara kulak verir. Ne diyor? O gencin okuduğu, Yahudinin okuduğu şiiri veya işte o makaleleri okunmasaydı, onlar da dinlemeselerdi, birbirine girmeyeceklerdi. Fakat okudu ama Müslümanlar da kulak verdiler. Siz diyor Rabbimiz onların o okuduğu o sözlere, efendim o ideolojik efendim işte felsefelere vesaire, şiirlere, yazılarına kulak verirseniz, itaat ederseniz yarutlukun ba'de imanikum kafirin,
İmandan sonra sizi kafir yapar bunlar. Döndürürler sizi. Küffara, kafirlere dönersiniz. Ve soruyor da, keyfe tekfurun, nasıl kafir olursunuz, nasıl inkar edersiniz, nasıl nankörlük edersiniz ki? Ve entüm tutla aleyküm ayatullahi, Allah'ın ayetleri okunduğu halde siz nasıl dönersiniz İslam'dan? Bak birbirinizi yiyordunuz ya, taharet nedir bilmiyordunuz ya, namus kavramı nedir bilmezdiniz, helal, haram, sınır nedir bilmezdiniz ya, hayvanlar gibi yaşardınız ya. İslam sayesinde siz ne oldu? Bak muazzam bir nimet sayesinde, İslam nimeti sayesinde kardeş oldunuz ya. Ve fikum rasuluhu, üstelik Allah'ın Resulü de içinizde ya. Peygamber de içinizde. Ayetler okunuyor, peygamber içinizde. Siz nasıl küfre dayanırsınız? Orada Müslümanların arkadaşlar bir anda Ensar'ın birbirine girmeleri, muhacirin birbirine girmeleri arkadaşlar bir anda Allah bunu küfür olarak telakki etti. Çok ilginçtir ya. Bunu küfür olarak, kafirlik olarak telakki buluyor ya. Keyfe tekfurun, nasıl kafir olursunuz ki ya? Yani bir anda savaş ki arkadaş hakikaten Sibabül Müslim fıskun ve kıtali o kufrun diyor Resulullah değil mi? Müslüman Müslümanına efendim sövmesi fasıklıktır. Savaşması küfürdür, kafirliktir yani. Tabii ki burada mecaz ifadelere biz hamledebiliriz. Fakat zahiri böyle arkadaşlar. Kelimenin karşılığı kıtali o kufrun. Müslüman Müslümanla savaşması küfürdür yani. Kafirliktir yani. Bizzat zahiri böyledir yani. Tabii arka planda konuşuruz inşallah. Yani arka planda bazı şeyler de var. İçtihat hataları vesaire. Şimdi kardeşlerim, bu ayetlerden sonra imanımızı nasıl koruyacağız? Yani biz Müslüman insanlarız ya. İmanımızı nasıl koruyacağız? Allah'ımız buyuruyor ki, ya yeryüzünü anın, ey iman edenler, buyuruyor Allah'ım. İttakullah hakka tukati. Allah'tan nasıl hakkıyla korkulması gerekiyorsa, Allah'a nasıl ciddiyetle sarılması gerekiyorsa, nasıl hakkıyla takva sahibi olması gerekiyorsa onu becermeye çalışın, onu yap. İttakullah hakka tukati. İttakullah hakka tukati ve la temutunne. Sakın ölmeyin, can vermeyin. İlla entum muslimun. Ancak Müslüman olarak, teslim olarak, Allah'a teslim olmuş bir şekilde Allah'a can verin. Ey iman edenler, sakın sakına böyle İslam'ın dışında efendim, sakın sakın İslam'ı gevşek bir şekilde yaşayarak değil, hakkı tukatihi, takvanın hakkını vererek ya. Takva arkadaşlar sakınmak demek ya. Yani korunmak demek ya. Takva kelimesi o kadar geniş bir kavram ki içerisinde ne kadar mükemmellik ve güzellikler varsa, ne kadar kibarlık, ne kadar nezaket, temizlik, hepsi içerisinde alan bir kelime arkadaşlar. İslamiyeti içine alan bir kelime takva kelimesi ya. Asıl kelime manası korunmak ya. Neden korunmak? Allah'ın azabından korunmak, gadabından korunmak, rızasına koşmak ya. Rızasını gözetmek, emirlerini ciddiye almak, yasaklarından korunmak, kaçmak. Takva kelimesinin çok geniş bir kavram ama bununla inşallah iktifa edeyim. Devamına bakalım. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Demek ki Müslüman olarak ölmek arkadaşlar Müslüman olarak yaşamaya bağlı. Ve işi takvaya, hedefimizi takvaya taşımamıza bağlı ya. O muttaki olmak için azami gayret göstermemize bağlı. Ölümümüz, ala kulli hal öleceğiz arkadaşlar. Nasıl ölelim? İnşallah adam gibi ölelim ya. Adam gibi ölelim ya. Adam nasıl ölür? Değil mi? Adam ölürken şöyle der. Son sözü olarak. İlâ rafikul âlâ. İlâ rafikul âlâ. Buhari'nin rivayetine göre Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah benim kucağımda vefat etti. Son sözü buydu diyor. Yüce dosta. Dedi, nefesini, son nefesini ver. Yüce dosta. Yüce dosta. Rabbim bize de bu kelimeyi söylet Allah. Canı gönülden biz de bu kelimeyi söyleyelim. Vefat ederken hala kullan öleceğiz. Son nefesi verirken biz de inşallah bu sünneti yerine getirelim. İlâ rafikul âlâ diyor. Yüce dosta. Peki arkadaşlar nasıl bu yüce dosta gitmenin, efendim Müslüman olarak ölmenin nedir çaresi? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hadi bakalım Müslümanlar hep birlikte, hep birlikte Allah'ın ipine habyullah وَاَتَصِمُوا asama. Asama arkadaşlar böyle korunmak demek, asama. Hani yasimu.
korunmak manasına geliyor. İsmet de buradan gelir ya, İsmet korunmak, iffetini koruyan, asım, koruyucu yani. Hani Nuh Nebi efendim evladına bin demi gemiye demişti. Ey evladım, boğuluyorsun bak efendim, gel gemiye bin yani. Sen de bin gibi bak, daha dalgalar gelecek, yağmurlar yağacak, her taraf su kaplayacak, gemiye bin. Ne dedi efendim onun oğlu? Sehabi ila ceben, ya asimuni minelma, asana, ya asimuni minelma. Çıkarım dedi dağların tepesine, o dedi sudan, dalgalardan beni o dağ korur dedi yani. Kelime devam ediyor. La asım el yevm, asım. Bugün hiç kimse korunmayacak herhalde. Korun, hiç kimse korunmayacak. Ancak Allah'ın merhamet ettiği gemiye binenler hariç yani. Gel oğlum bin de gemiye dedi. Ama koy dedi, binmedi. Dalgalar geldi, boğuldu gitti yani. Demek ki irtisam arkadaşlar, sımsıkı sarılmak manasına geldiği gibi korunmak manası da var yani. Masum derler değil mi? Masum. Neden masum? Günahlardan korunmuş yani. Günahlardan korunma, masum diyorlar değil mi? Onlar şimdi masum değil mi hocam? Masumlar canları benim. Şu da masumdur. Efendim Züleyha saldırmış Yusuf'a. Züleyha kapıları kilitliyor. Her tarafı babanla katil evvab. Bütün kapıları kilitliyor. Vakalet diyor ki hey tellek, hadi Yusuf gel. Hazırım sana. Amadeyim sana ya. Hadi benden nefsinin kamını al ya. Lezzetini al ya. Ben de senden alayım. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Hemen orada dedi ki maazallah, Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım böyle bir cürme düşmekten ya. Allah'a sığındı, Allah da onu korudu. Sonra itiraflarında Züleyha ne dedi? Ravedetni an nefsi. Ene ravedtuhu an min nefsi. An nefsi. Ene ravedtuhu an nefsi. Ben Yusuf'un nefsinden kan almaya çalıştım. Çok uğraştım ravede. Ravede arkadaşlar böyle acayip bir kelime. Yani her yola başvurmak demek. Cinselliğiyle ayartmak için şiddete başvurmak, efendim böyle dişiliğini ortaya koymak, her türlü yola başvurmak, rağbede gitti geldi karşılıklı yani böyle her cilvesini ortaya koydu, sultasını ortaya koydu, tehdidini ortaya koydu, bir türlü Yusuf'tan kan alamadı yani. Ne diyor Züleyha devamında? Ene rağbettuhu an nefsi fasta asana, fasta asana, asana. O kendini koydu. Demek ki arkadaşlar kelimenin içlik hakkında bir korunmak var ya. Şimdi Akif'e selam olsun, rahmet olsun Akif'imize. Asım'ın nesli diyordum, nesilmiş gerçek diyor ya. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek ya. Asım'ın nesli, kim bu Asım diye araştırdım arkadaşlar. Bu ayetleri çalışırken dedim ya Akif bir Asım'dan bahsediyor. Acaba bu Asım kim diyerekten bak bastım şeye, motora. Asım bin Sabit'miş arkadaşlar. Asım bin Sabit, sahabe. Akif şiirinde Asım'ın nesli derken o sahabeye atıf yapıyor. Kimmiş bu Asım? Rici vakası diye İslam tarihinde böyle kanlı bir vaka var arkadaşlar. Allah Resulü en kaliteli, en seçilmiş böyle sahabelerden okutucu olarak, hoca olarak, müderris olarak en seçilmiş sahabelerini bir yere gönderiyor. Oradaki insanlara vahyi anlatsın diye. Fakat komplo kuruyorlar. Rici vakası olarak geçer İslam tarihinde. Komplo kuruyorlar onu. 7 tanesini şehit ediyorlar. İşlerinden bir tanesi de Asım. Teslim ol diyorlar. Asım Bedir'de arkadaşlar küffarın belini kırmış ya. Kafirler o kadar içerlemişler ki bu konuya. Demişler ki Asım'ın başını getirene 100 deve var ya. Hatta o başını getirenin efendim ona bu kadar mükafat var. Kellesinde de cümcüme diyor Arapçada. Beynini çıkartacağız. Kafatasında şarap içeceğiz ya. Efendim bunu yapacağız. Bunu götüren kim getirirse bu kadar ödül var ona. Şimdi bunu almak için, kafatasını almak için efendim Asım'dan böyle bir komplo kuruyorlar müşrikler. Onlar için her şey madde arkadaşlar, para ya. Yani. Kafirin dünyadaki maksadı nedir ki ya? Yani? Yiyecek, içecek, değil mi? Gezecek. Maddedir ya. Materyal insanın davası budur. Maneviyat diye bir derdi yok ki müşriğin, kafirin ya. İşte Asım'dan bu efendim diyor teslim ol.
ben diyor bir müşriğim, emanına güvenmem. Savaşacağım diyor. Madem ki efendim komplo koyuyor, savaşacağım. En nihayetinde tam şehit olacak zaman şöyle diyor mübarek. Allah'ım inni ahmi lidinik. Aynen ifade ediyor. Allah'ım ben senin dinini korumak için Allah'ım savaşıyordum Allah'ım. Ahmi, himaye etmek için, korumak için ya Rabbi savaşıyordum Allah'ım. Bunun için çabalıyordum Allah. Dinini korumak için çabalıyordum. Allah'ım ne olur onu biliyor kafatasını alacaklar diye. Allah'ım ne olur sen de benim bedenimi himayet ya. Bedeni ve azmi, sen de benim bedenimi, kemiklerimi koru Allah'ım diyerekten dua ediyor. Şehit ediyorlar Asım'ı. Efendim, fakat Rabbimize öyle dua etmiş ki Allah bir arı sürüsü gönderiyor. Arı, o kadar bir arı var geliyor gençler böyle cesedin yanına. Efendim kafasını alamıyorlar. Yanına yaklaşamıyorlar. Arılar izin vermiyor. Diyorlar ki akşam olunca, gece olunca arılar gider, gece olunca alırız yani. O gecede bir yağmur gönderiyor Allah'ımız. Öyle bir yağmur yağıyor ki cesedini sürükleyip bulamıyorlar ya. Yani. Kabri olmayan sahabe. Tek kabri olmayan sahabe Asım bin Sabit'miş ya. Yani. İşte arkadaşlar Asım kelimelerden türedi arkadaşlar. Kelimeyi uzattım. Kusura bakmayın böyle. Vatasimu'dan geldik ya. Yani. وَاَتَصِيمُ بِحَمْدِ اللّٰهِ جَمِيًا Ey müminler! İşte Allah'ın kitabına, hamdullah diyor, Allah'ın kitabına toplucana sımsıkı sarılın. İltisamda bu mana var arkadaşlar. Sımsıkı sarılın Allah'ın kitabına ya. بِحَمْدِ اللّٰهِ diyor, Allah'ın ipine diyor aslında yani. Hamd ip demektir. Allah, Allah, Allah'ın ipi. Kur'an-ı Kerim'i arkadaşlar Rabbimiz ipe benzetmiş, teşbih yapmış yani. İstihare sanatları var burada, Arap edebiyatında. Şimdi kitabın ipe benzetilmesi. Nasıl bir alaka var arkadaşlar? Bakın bu kitap bir ipe benzetilmiş ya. Niye ipe benzetiliyor ya? İple ne alaka ya? Habl. Habdullah. İp. Ne alaka? Habdullah el-Metin hadiste geçiyor. Evet. Muhkem ip yani hem de. Sağlam ip. Kopmaz bilmeyen ya. Çok sağlam bir ip ya. Niye arkadaşlar? Söylemek isteyen var mı? Aklına gelen bir efendim, cümle veya böyle müzakere de güzel olur yani. Tutulan savrulmaz mı hocam? Eyvallah. Şimdi arkadaşlar güzel. Sabit Efendi tutulan, değil mi? O muhkem ipe tutulan, değil mi? Savrulmaz. Kolay kolay savrulmaz. Hani belediye otobüsüne ben çok gidip geldiğim için orada tutamaklar var ya. Araba efendim sallanırken bir yer tutmazsanız düşersiniz ya. Oraya efendim bazen viraj alırken mesela tutuyoruz değil mi? Niye tutuyoruz? Çünkü savruluruz ya. Bir yerden tutmak lazım arkadaşlar. Bir yerden tutmak lazım. İşte Rabbimiz diyor ki sizi çok savuracaklar ya. Kafirler, müşrikler, efendim, içinizdeki münafıklar, efendim, fasıklar, zalimler size çok komplolar kuracaklar ya. Entrikalar kuracaklar ya. Savrulmamanız için o muhkem ipe kuvveti tutmanız gerekiyor. Çok ilginç arkadaşlar. Ayetin devamında İzkuntum ve kuntum ala şefa hufreti. Hufre çukur demek. Kuyu demek arkadaşlar. Kuyu. Şimdi kuyuda biz dünya efendim deri aşağılık bir yer. Kuyulardayız yani. Edna. En edna dünyanın kelimenin etimolojisi deri, edna, aşağılık demek. Aşağılık bir yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi Rabbimiz yüceler yücesi Rabbimiz bize bir ip yollamış. Habdullah el-Metin. İp yollamış. Bu kuyulardan çıkmak için arkadaşlar. Yani bu deni alemden ulvi alemlere, yüce alemlere çıkmak için bir ip lazım. Mesela boğulan bir insan düşünün. Boğulan bir insanı kurtarmak için ip atarlar değil mi ya? Şimdi biz bu dünya arkadaşlar hakikaten dalgası o kadar böyle dalgalar ki muazzam dalgalar geliyor. Ekonomik dalgalar geliyor, siyasi dalgalar geliyor, ailevi dalgalar geliyor, fitneler, fesatlar. Arkadaşlar bu din böyle bir din ya. Yani bu dine giren adam belayı buldu aslında ya. Vallahi azim bu dine girmek belalı bir dine girmektir ya. Estağfurullah. Belalı bir din arkadaşlar. Niye cihad edeceksin diyor ya. Kafirlerle, zalimlerle, müşriklerle cihad edeceksin. Ananı, babanı, evladını, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, malını, mülkünü, servetini, canını cananından vazgeçeceksin diyor ya. Bu uğurda zindan var arkadaş. Bu uğurda sürgün var. Bu uğurda idam var ya. Belalı bir din değil mi arkadaşlar?
Bela, imtihan. İmtihan yani, eyvallah. Eyvallah. İmtihan ağır arkadaşlar. Peki bununla nasıl mücadele edeceğiz kardeşlerim? İşte sımsıkı sarılın Allah'ınızı böyle. Bak çukurdasınız. Çıkmak için yukarılara, cennete alaya gitmek için bu kitap şart ya. Peki tek tek tutalım. Yok, tek tek olmaz diyor Allah. Tek tek olmaz. Hep birlikte tutacaksın hocam. وَاَعْتَصِمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا Fırka fırka, grup grup, hizip hizip olmayın ya. Evet kardeşler. Gelelim işin bantele. Şimdi Hamidullah Hoca'yı okurken arkadaşlar şöyle bir yazısına rastlamıştım. Fotokopi çektim. Önemlidir. Belki bu akşam konuşulanların çoğu aklınıza kalmayacak ama şurası inşallah rica ediyorum. Burası hepimiz için bir umde olsun, bir formül olsun inşallah ya. Asıl olsun. İlk önce bir vatandaş soruyor. İnancımız sahih olmadığı sürece diyor, soru. İnancımız sahih, doğru olmadığı sürece şeriatın hükümleri fayda sağlamaz. Yani istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut, hacca git. İnanç sağlam değilse, akide oturmamışsa yerine hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Allah korusun, şirk üzerine yapılan ibadetlerin makbuliyeti yoktur yani. İman ameli salih ile birlikte yürümezse, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi mümkün değildir. Soru soran arkadaş ilk önce girizgah yapıyor. Sonra geliyor şimdi. Allah'ımız bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir, kitabımız bir, dinimiz bir. Ama din alimlerimiz bir sürü mezhep icat etmişler. Din alimleri birçok mezhepler icat etmişler. Mesela diyor Barevai, bu Pakistan'da bir şey galiba. Barevai, Diobendi vesaire cemaatleri sayıyor. Ulema, biz cahil halka diyor. Soru soran ulema, Hamidullah Hoca'ya. Ulema, biz cahil halka hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin diye vaaz ediyorlar. Bu ayetleri okuyor alimler, hocalar. Aynı zamanda kendileri bölünmelere, ayrılmalara neden oluyor. Yani en çok tefrika hocalarda. Kur'an'ın bu hükmü onlar için geçerli değil mi demiş. Yani hocalar bize cahil halka, avam halka hep birlikte Allah'ın ipine sarılın diyor. Ama kendileri efendim böyle ayrık içerisinde birbirlerini tevzif ediyorlar, birbirlerini tablil ediyorlar, birbirlerini tekfir ediyorlar. Biz çok efendim mezhepler icat etmişler, bölmüşler, vahdeti bölmüşler. Yani Kur'an'ın bu emri onlar için geçerli değil mi yani diye soru soruyor. Bir arkadaşım diyor soru soran, bu mezheplerden gına getirip biraz da istihza yollu Hristiyan olmayı arzuladığını söyledi. Çünkü Hristiyanlıkta mezhep olmadığını söylemişti. Lütfen din alimlerimizin arasındaki mezhepçiliğin neden bu kadar hızlı yayıldığını izah eder misiniz? Diye soru sormuş. Hoca bir cevap veriyor arkadaşlar. Rahmet olsun burada da Hamidullah hocamıza. Yüzaklarımızdandır ya. Ümmetin yüzaklarındandır. Allah rahmet eylesin ona. Yerini doldurmak nasıl bir sinir? Eyvallah. Rahmet Hamidullah. Cevap. Önce sorunun ikinci kısmına cevap vereyim diyor. Almanya'dayken bir kitapta 1200 Hristiyan mezhebi olduğunu gördüm. 1200 tane Hristiyan mezhebi. Sen diyorsun ki hani yok diyorsun. Arkadaşınızın Hristiyan olduğunda hayal kırıklığına uğrayacağına ve 1200'e karşılık 12 mezhebin daha iyi olduğunu söyleyeceğine şüphem yoktur diyor. Yani buraya cevap verdi. Birinci soru, birinci kısım arkadaşlar. Mezhepçiliğin, hizipçiliğin tek bir çözümü vardır. Evet. Bak anahtar kelime arkadaşlar. Ne olaydı bunu hakikaten hocalarımız bunu gerçekten bunu bir asıl bir temel kabul edebileydik. Müslümanlar olarak şu esası gerçekten hayatımızın parçası yapsaydık arkadaşlar bu kadar böyle birbirimizi yemeyecektik ya. Birbirimizi böyle dışlamayacaktık arkadaşlar. Mezhepçiliğin, hizipçiliğin efendim çaresi için tek bir çare var. Tek bir çözüm var. O da başkalarını tenkit etme yerine kendi vazifenize yoğunlaşmaktır. Bakın arkadaşlar çok önemli bir şey söylüyor.
Ya kendi vazifenize yoğunlaşın. Hep tenkit hastalığı, bak ne diyor devamında? Bu hastalığın size bulaşmasına izin vermeyin. Tenkit etme hastalığı. Böyle bu hastalığın size bulaşmasına izin vermeyin. Eleştirin. Ya bu hastalık mı? Ümmetin hastalığı bu ya. Kendinizi tamamen doğru, kendinizi tamamen doğru, başkalarını ise tamamen yanlış görmeyin. Çok önemli ya. Gerçekten. Onları Allah'a havale et. Yani baksın ki yanlış gördüğün, ya Allah hesabını ver. Ben kadı değilim ki. Ben hakim konumunda değilim ki ya. Allah onların hükmünü verecek. Yani Allah'a havale edin. Çünkü inançların ve fiillerin hesabını doğrudan doğruya Allah'a verecekler ya. Mezhepçiliğe, hizipçiliğe son vermenin tek yolu budur. Allah'a havale etmek ya. İşine yoğunlaşmak. Bugün okuma yazma bilenler için sorumluluklarını öğrenmenin birçok yolu vardır. Okuma yazma biliyor musunuz gençler? Evet. Eyvallah. Bak sorumluluklarımızı öğreneceğiz. Bunun birçok yolu vardır. İslam'ın esaslarına ilişkin sayısız kitapları mevcuttur. Esasını anlatan. Kur'an'ın tercümeleri, hadis külliyatı mevcuttur. Hizipçiliğe girmeden, karşılıklı kavga ve çekişmeye tuzağına düşmeden kolaylıkla bunları öğrenebilirsiniz. Ne kavga etmeye ne gerek var? Değil mi? Eyvallah. Demek ki kardeşlerim, bu ayet-i kerime bize neyi öğretti? Arkadaş ne anladık? وَاَتَصِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize Allah'ın nimetini hatırlayın diyor. Bak o eski günleri hatırlayın. Efendim cahiliye günlerini hatırlayın. Hayvanlar gibiydiniz. وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ İslam nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Düşmandınız bu boğaz günleri. O efendim işte savaş günleri. Ficar savaşları. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi Allah ısındırdı, telif etti, güzelleştirdi kalpler. Arkadaşlar, biz Kur'an-ı Kerim'e sarılırsak, Kur'an-ı Kerim'i esas kabul edersek, demek ki kardeş olmamızın en önemli yolu, kardeşlerim, Allah'ın kitabına sarılmak yani. Hani Hucurat da diyor diye, Rabbimiz, hani Müslümanlar kardeştir değil mi? اِنَّمَا الْمُؤْمِنِنَا اِخْوَتُ Müminler kardeştir. Peki şu soruyu soralım. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar mümin mi? Müslümanlar mümin mi? Allah'ın tarif ettiği mümin mi arkadaşlar? Bak Müslüman Farsça bir kelime. Arapça ile Farsça Müslüman yani Müslümanlar demek yani. Fakat İslam'la arkadaşlar iman aynı şey değil ya. Yani. İslam teslimiyet. Yani otoriteye teslimiyet, korkuya teslimiyet, güce teslimiyet. Fakat iman kalbe taalluk ediyor arkadaşlar. Hucurat suresinde oraya girmeyeceğim. Hocam belki açar oraları. Ben inşallah toparlamaya çalışayım. Demek ki Allah'ın nimeti arkadaşlar gerçekten İslam nimeti. Veskuru nimetallahu aleykum. İz kuntum a'da'an fe'ellefe beyne kulubukum fe'aslahtum bi nimetihi ihvanen. Bak Kur'an sayesinde ihvan kardeş oldunuz ya. Ateşin kenarındaydınız ya. Cehenneme düşecektiniz ya. Bu savaşlar, bu cahiliye sizi cehenneme götürecekti ya. Orada Allah sizi aldı, kurtardı ya. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Allah ayetleri size anlatıyor. لَهَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ola ki yol bulursunuz, hidayet bulursunuz ya. Şu ayetlerle hidayet bulursunuz. Güzel Allah'ım, şu ayetlerin tesirini bizim yüreğimize nakşetsin inşallah. Amin. Uygulamayı, becermeyi Allah bize ikram eylesin inşallah. Amin. Ben bununla inşallah ilk defa edeyim. Mustafa Hocam, kıymetli hocama da biraz vereyim. Bu da inşallah bu minval üzerine böyle biraz da tefennin olur, farklılık olur, güzellik olur inşallah. Hocam 20 dakikan var. Geri kalan da soru cevap vereceğiz değil mi? Olur kardeşim. Böyle müzakereli şey olacak inşallah. Öncelikle arkadaşlar Saffet Hocamıza Rabbim sağlık, afiyet versin. Şimdi arkadaşlar içimizde Nuh adında birisi var mı? Nuh. Koymuyor Müslümanlar o isimleri çekmeden. İbrahim var mı? İbrahim? Var hocam, var. Var mı? Evet, çocuklardan başka Yusuf var mı? Yusuf. Maşallah. Ahmet var mı? Evet, Ahmet Akif. Ahmet. Ene ahmedullaha kethiran. Ben Allah'ı çok hamd ederim. Evet.
Ahmet kelimesi bir manası odur arkadaşlar. Fiil olarak düşünürsek fiili muzari çok çok hamd etmek. Yani şu güzel akşamda bizleri buluşan Rabbimize çok çok hamd edelim. İkinci isim var Akif'in. Akif Allah için itikafta bulunan güzel insan. Çocuklar bunun için burada itikaftasınız biliyor musunuz? Yani bu abileriniz, amcalarınız sizi böyle zor bir göreve bırakmışlar. Böyle rahat dinlediniz. Allah sizden razı olsun. Burada en büyük sevabı siz kazandınız. Bence de. Şimdi arkadaşlar, hocamın örneğinde bir hakikat algısı var ya, Nuh peygamber diyor ki Allah'tan vahiy almış. Vahiy işte. Kurtuluş ipini almış, bilgiyi almış, bir hakikat var. Her tarafı su kaplayacak, değil mi? Ama Nuh'un oğlu diyor ki Se'evi ile cebel. Ya ben şu dağa sığınırım, bu işi bitiririm. Dağ benden. Senin gemine binmiyorum, sana da iman etmiyorum diyor, değil mi? Çocuğun hakikat algısı var, değil mi? Bir de Nuh peygamber. Şimdi arkadaşlar, bundan şuna gelmek istiyorum. Yani اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ biliyorsunuz Arefe günü, Arefet vakfası, haccın o 120 bin sahabinin toplandığı o meydanda bu ayet indiğinde din tekamül etti. Yani Adem Aleyhisselam'a başlayan İslam dini Peygamber Efendimiz'in o günkü şeyde tekamül etti. Zaten ondan sonra da çok fazla, değil mi hocam? Evet. İnen sure ayet yok. Yani Nasr suresi işte Mekke fethi ile alakalı ve diğer وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ سُوْنَنْ ayet-i kerime. Ya bundan şuna geleceğim de çok uzun bir konuşma düşünmüyorum. Arkadaşlar lütfen her birimizin bir hakikat algısı var. Muhammed Hamidullah'ın güzel cümlesiyle gelin yapmamız gerekene odaklanalım. Evet. Zaman çok kısa. Etrafımızdaki insanlar bugün kalp krizidir, başka bir şeydir, trafik kazası birden aramızdan ayrılıyorlar. Müslümanların en büyük problem bir tanesi tuğlu emel. 70, 80, 100 sene yaşayacağım. Malım şöyle olacak, böyle olacak gibi bir takım gaflete düşmeleridir. Ezana Kur'an'a yasak koyanlar bugün neredeler arkadaşlar? Bugün 10 Kasım'da insanlarımız sanki Allah'ın bir emri varmış gibi durdular. Sevgilerini, saygılarını gösterdiğini böyle bir şey ortaya koydular. Bu İtalya'dan gelen bir şeydir. İtalya Mussolini'nin getirmiş olduğu bir şey yani. Ne Türk örfünde vardır, ne Arap örfünde vardır, ne de İslam'da vardır. Zaten okuyacağım ayetler de bununla alakalı arkadaşlar. Birincisi Enbiya suresi. İkincisi de Mü'minun suresi. Mü'minun suresi 52. İşte bugün okuyacağım okuduğu ayetle aynı şekilde. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhide. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı, Nuh peygamberin, İbrahim Aleyhisselam'ın, Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı ümmet tek bir ümmettir. Ve ene rabbukum fettekûni. Ben de sizin Rabbinizim. Sizi yaratan benim. Sizi yaşatan benim. Size böyle çocuklar veren benim. Adı ne küçüğün? Emir Ali. Al bunu sen al, onu bana ver elindeki. Onu da bana ver, şuraya koy, buraya koy. Emir Ali, sen onu buraya koy. Burada kalsın, ben sana vereceğim. O zaman babana ver. Çocuk şimdi arkadaşlar Rab kelimesini lütfen yani çok geniş düşünelim. Bizi yaratan, rızık veren, yaşatan, şu güzel saati toplayan yani çok hani Rabbül Alemin diyoruz ya her namazda, her Fatih okuyuşumuzda. Yani titrememiz lazım arkadaşlar. Rabbül Alemin yani geçen bir sohbette şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki Fatiha'yı anlamını bilerek okuyan o derin manayı yani yıldızlar, kainat, güneşi bırakın yani.
işte hücreyi vesaire. O derin manayı bilerek okuyan insan yani gerçekten bir yiğit bir insan. Bu ne cüret? Kendisi bu kainatta bir zerrecik değil, değil mi? Yani dünya gezegenimiz de bir zerrecik değil arkadaşlar. İnsanı bırakalım. Yani etrafı işte 40 bin kilometre olan şu dünya gezegeni de toz gibi, değil mi hocam? Ve kainatın sahibinin huzuruna çıkıyoruz arkadaşlar. Yani elhamdülillah Rabbil alemin diyoruz. Sonra İyyâke nâbudu, sonra ihtina diyoruz. İşte bu ayetin de şeyi bu. Takva bunu gerektiriyor arkadaşlar. Diğer ayet-i kerime de وَاَنَّ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونِي Enbiya'da geçen açıklama 92. Yani hocam şeyde de bir hikmet var biliyor musun? Mü'minun 52, Enbiya 92. Ayetlerin de sanki vücudumuzdaki hücreler var ya arkadaşlar. Vücudumuzdaki hücrelerin yerleşmesi nasıl ki bir hikmet, bir düzen, bir bedeni temsil ediyor. Ayette de böyle muhteşemlik var arkadaşlar. Bunu çok yerde görürsünüz. Bundan dolayı da şuna ben özellikle vurgu yapmak istiyorum. Arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı. Ömrümüzden ne kadar gittiyse gitti. Oraya takılmıyoruz. Gelecekle ilgili de endişeye, kaygıya gerek yok. Allah'a bırakıyoruz. Ama şu günü, şu anı iki şeyde doğru yaşamaya çalışalım. Birincisi وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ ilim yolculuğunda. Nerede? Ali Efendi. Ali miydi? Ali Emir. Ali Emir. Emir Ali. Emir Ali. Ben şaka yaptım oğlum. Tecrübe hak etsin. Ben şaka yaptım. Güzelim, seni seviyorum. Şimdi ilim. Emir Ali ne yapıyor? Bir şeyi var, isteği var. Araştırıyor. Elinde bir şey merak ediyor, araştırıyor. Yani hakikat yolcusu. Doğruyu bulmak istiyor, değil mi? Hepimiz de öyle olacağız. Yani bir ilimin yolcusu. Yani her günümüz bu ilim yolculuğuna bir parça olmalı. İkincisi arkadaşlar, Peygamberimizin söylemiş olduğu, o hamdülillah'ın da az önce söylemiş olduğu, kendi yapmamız gerekenler. Yani amellerin en hayırlısı, en fazilet, en sevimlisi neydi? Az ama devamlı olan, kopmayan. Yani hayırda kopmayan. Lütfen, yani bugün siyaset olsun, ticaret olsun, bir takım olaylar olsun, tartışıp da kendi yapmamız gereken sorumlulukları ihmal etmeyelim. Örneğin, ihtiyarlık yaşına gelmiş anne babamız var. Arkadaşlar, bir yazarın güzel bir cümlesini önemseyerek söylemek istiyorum. Anneniz diyor, babanız hayattaysa mutluluğu doya doya yaşayın diyor. Öldükten sonra yaşayamıyorsunuz diyor. Muhteşem bir cümle arkadaşlar. Bizim büyüklerimiz olduğunda ben diyorum ki, ya cennet anahtarı sende diyorum. Yani diyen bir büyüğümüz, işte oğlunda, kızında, cennet anahtarı sende, yani incitme, üzme, kazanırsın cenneti gibi. Burada arkadaşlar, kuntum hayra umme, var ya, Ali İmran suresi 110. ayet. Bunları şeyde okuyalım arkadaşlar. 102 de 110 arasında 2-3 ayetleri bir ezberleyerek zamm-ı sure okuyalım. Arkadaşlar hayra umme, en hayırlı ümmet tabiri ashab-ı kiramı da kuşatıyor, bizi de kuşatıyor. Ama bu iddia ile olmuyor arkadaşlar. Bu çalışmakla oluyor, mücadeleyle oluyor. Onun için malıyla cana cihat eden yiğitlere bu din gelmiştir. Hocam bela diyor ya, imtihan manasında, zorluk manasında. لَقَدْ خَلَقْدَ الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ Andolsun biz insanı zorluk, meşakkat yaradı. Yani doğumundan, isim neydi oğlum? Ömer. Ömer'le şimdi konuşalım. Ömer'in başında ne tür olaylar geçti? Düştü, kalktı ama bugün sapasağlam ayakta, değil mi? Yani bir mücadele var. Doğumu, büyümesi, gelişimi. Bu ömür boyu sürecek. Hayra umme kelimesini, yani vaktimiz var olduğu için dağıtmadan konuyu anlatmaya çalışacağım. Bugün Amerika'nın elindeki güç, Müslüman bir liderin elinde olsa hayra dönüşür.
bir zalimin, bir fasığın, bir sömürgecinin elinde olursa zulme, şerre dönüşür arkadaşlar. Hayra ümmet budur arkadaşlar. Yani Müslüman bir insan evliliği hayırdır, konuşması hayırdır, namaz vakti geldiğinde namaza yürümesi hayırdır. Hep hayrı temsil eder. Allah-u Zücel cümlemizi hayır yolcusu olan, cennet yolcusu olan sevdiği kullarında eylesin. Ümmet bilinci noktasında lütfen arkadaşlar biraz İstanbullu olmanın güzelliğini yaşayalım. Ne demek istiyorum? Bir hocamızın güzel bir cümlesi, bir profesör dedi ki Osmanlı, o Enderun eğitim almış insanlar bizden 500 yıl daha gönülleri genişti. Bütün yani ehli kitap, bütün Hristiyan, Yahudi, bütün farklı yanlışları kuşattılar. İhsan Fazlıoğlu'nun güzel bir cümlesi var arkadaşlar. Diyor ki İstanbul diyor %40 nüfusu aşmadı diyor Müslümanlar. Genelde 160 başka milletler vardı. Evet. Ama Müslümanlar yönetti. Biz bilemiyoruz şey olarak ama şunu iyi biliyoruz arkadaşlar. 33 senede 4 halifelik dönem, 33 sene. Değil mi? Neden Suriye, Mısır fetholundu? Bu güven arkadaşlar. Anadolu'da bu kadar haç seferleri kaldı, gelip gittiler de neden biz ayakta kaldık? Ahlakımızdan arkadaşlar. Adaletimizden. Bugün en büyük problem de buradan yiyoruz arkadaşlar. Gelin bu o el emin olma, o ahlaki duruşumuzu fert olarak, ayrı olarak gösterelim. Lütfen arkadaşlar, bugün en büyük problemimiz ferdiyetçilik. Yani fert olma, toplumdan kopma, ümmetten kopma. Yani ümmet bir edebiyat işi değildir arkadaşlar. Ümmet gece namazında ümmet için ağlamaktır arkadaşlar. Sermayeni, servetini ümmet için harcamayı göze almaktır. Bu din bize malımızla canımızla cihat etmeyi bir yerde değil, onlar rayette söylüyor arkadaşlar. Niye? Çünkü malımız, canımız cennet karşı satın alınmış. Değil mi? 111. ayet Tevbe suresi. İhtel husteyin. Arkadaşlar, iki güzellikten birisi nedir? Param varsa para vereceğim lan. İki güzellikten birisi. Evet. Ben kim? Bu şey bu. Ablerimiz. Düşmanlar ancak iki güzellikten birini tattırıyor. Paramız düşmanlar çıktı. Zalimler, kafir, iki güzellikten. Şehit olmalıyım. Canımsın. Başka? İki güzellikten biri. Allah yolunda şehit olmak. Şehit olmak. Hocam. Oğlum bunu alıyorsun, arkadaşlarına bir şey ısmarlıyorsun. Arkadaşlar, ihtel husteyin bizi ayakta tutan muhteşem dirençtir. Ya şehitlik ya gazilik anlayışı arkadaşlar. Lütfen bunu anlayalım. Müslüman basit bir bina için kavga edecek kadar aciz değildir arkadaşlar. Müslüman mirastan dolayı basit bir bahçe için, tarla için, arz için kavga edecek aciz bir insan olamaz. Olması gerekir arkadaşlar. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alem. İş bitti. Ey Nebi, ey Peygamber, de ki benim namazım, ibadetim, hayatım, ölümüm onu yaratan Allah'a aittir. Değil mi Rauf abi? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Başka bir şey var mı? Budur arkadaşlar. İnne lillah. Allah'a aitiz. Ona gidiyoruz. Rafikul Ala demiş, en yüce dosta. Ya ne güzel. Rabbim bize de Rafikul Ala, en yüce dosta gitme gibi güzelliği söylemeyi nasip eylesin. Bunu söyleyen adam gerçekten bu dünyayı güzel yaşayan adam. Bir de Rafik kelimesi nedir? Refik, refika, yakın değil mi? Yakın yani bizimle beraber, bize bizden yakın. Bizi bizden iyi bilen. Allah cümlemizden razı olsun. Rabbim ümmet olma, canlı, dinamik olma, malımıza cihat, canına cihat etme. Ya şehitlik ya gazilik değil mi oğlum? İnşallah. Hayatta bizi ayakta tutan atalarımız böyle demiş. Ya şehittir ya gazi demiş. Anadolu'yu bize emanet etmiş değil mi? Kur'an da bize ihtel husteyin, iki güzellikten birisi olarak tanımlıyor. Allah cümlemizden razı olsun. Rabbim ümmetçi duruşumuzu her
Yani işimizde, ahlakımızda, komşu ilişkilerinde her yerde göstermeyi nasip etsin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Katkı yapmak isteyen kardeşimiz olabilir. Eksik davrandığımız yerleri tamamlayabilir. Veya yanlış anlaşılma olabilir. Böyle şöyle kısa bir katkı ekleyeyim. Şimdi bu ümmet olmak dediğimiz zaman bizim ihmal ettiğimiz ümmetin diğer sınırları ve bu tarafındaki kardeşlerimiz var ya. Yani empati yapıyorum da hocam bazen. Böyle savaş çıkıyor. Bu ülkede savaş çıkıyor mesela. Kafamızdan bombalar yağıyor. Biz bir şekilde mağdur konumdayız. Yani düşman askerleri gelip namusumuzu el uzatıyor. Ve öbür ümmetin öbür coğrafyaları, sınırın öbür tarafındakiler de keyfine bakıyorlar. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bizi görmüyorlar. Yani hakikaten ümmetin hali bu açıdan çok acı. Çünkü Hatay'ın öbür tarafında işte ne bileyim 15-20 kilometre gidiyorsunuz. Allah'ın bize emaneti olan ümmetin diğer tarafı o orada. İşte Filistin'de yine Kudüs'te kutsal bendimiz orası yine hakeza öyle. Biz bunları çok dert etmiyoruz. Yani bir şey yapmaktan bahsetmiyorum hocam. Belki hani siyasi, askeri bazı gereksinimleri vardır bu işin ama bunu en azından kalbimizi bir burukluk, bir sıkıntı, meşakkat olarak uykumuzu kaçıran bir dert olarak bile gündemimize alamamak hakikaten bir sıkıntı hocam. Ben bunu eklemiş olayım inşallah. Yani oradaki Müslümanların bize bakış açısını düşünürsek bence olaya biraz daha farklı bakabiliriz. Arkadaşlar yani Selahaddin Eyyubi merhum önce Halep, Şam'ı düzeltmiş. Kudüs'e yürümemiş. Sonra Mısır'a gitmiş. Orayı ikame etmiş. Sonra bir şey daha yapmış arkadaşlar Selahaddin Eyyubi. Sabah namazında insanların namaza gelmesini önemsemiş. O eğitimi vermiş. Yani slogan değil de yaşamayı. İslam tarihinde birçok sultan öldüğünde biliyorsunuz kargaşa çıkar. Toplumda sıkıntı oluşur. Bazen de insanlar birbirlerinin malını gasp ederler. Selahaddin Eyyubi vefatında böyle bir şey olmamış arkadaşlar. Otorite boşluğu olmamış. Yani Hasan Nedvi'nin o güzel kitabı Müslümanlar dünya siyasetine ve ticaretine koptular. Dünya insan neler kaybetti? Sadece Müslümanlar değil. Dünya insanı çok şey kaybetti. Bundan dolayı da yani insan psikolojisi, insan sosyolojisi üzerine biraz araştırma yapalım. Zalimler adam gönderiyor arkadaşlar. Kapris otelde Müslümanlar, Müslüman zenginler neler konuşuyorlar? Araştırın diyorlar arkadaşlar. Doktora tezi yazdırıyorlar. Bizim Müslüman zenginlerimizin kafalarında ne var? Ne düşünüyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne konuşabiliyorlar arkadaşlar? Müslüman zenginler bir araya gelince ne konuşabilir? Para. Ha? Para. Sana ne kadar? Hocam, yani Müslümansa bir bağış yapmayı düşünebilirler. Çok güzel. Gençler fıtrata daha yakınlar. Gençler fıtrata, İslam fıtratına çok yakınlar. Yani. Canım benim. İsmini neydi? Ömer miydi? Ömer Aslı. Canım benim. Aferin Ömer. Tabii ya. Bunu düşünür tabii ya. Müslüman, zengin Müslüman bir araya gelince çok kayıp nasıl yapabiliriz ya?60'lı yaşlara gelmiş bir arkadaşımızın güzel bir sünnet arkadaşlar. Sünnet demek uygulama demek. Güzel bir uygulaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ya, ben senle sünneten haseneten. فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Kim bir güzel uygulama ortaya koyarsa, ona yaptığının ameli mükafatı var. Bir de arkadaşlarından, çevreden kimler aynı yaparsa yine bereket. Demiş ki 60 yaşından sonra ne kadar yaşayacağım demiş. Belki 5 sene, belki 10 sene bilemiyorum. Allah bana birkaç milyon servet verdi. Birkaç milyonunu çocuklara ayırayım demiş. Birkaç milyon akrabaya, şuna buna. Diğer kalan milyonlar neyse ben bunu birkaç senede bitirmeye çalışayım demiş.
Yani o Resulullah'ın üçte biri şeyi var ya, hadisi. Sahabeden birisi geliyor, varlıklı birisi. Malımın hepsini olmaz diyor Resulullah. Yarısını olmaz diyor. Üçte biri, üçte biri de olur diyor, fazla diyor. Şimdi arkadaşlar lütfen ahiret eksenli bir hayatı yaşayacaksak biraz salih amel noktasında biraz gayret gösterelim. Ben sohbetle hep vurgu yapmaya çalışıyorum. Allah bizleri o güzel kullarına eylesin. Kur'an-ı Kerim birkaç yerde geçen ni'me ecrul amilin var. Allah için çalışanların mükafatı ne güzel. Buna lütfen odaklanalım yani. Peki senden bir şey sormak isteyen var mı? İsim neydi? Talha hocam. Talha. Hocam dediniz ki Osmanlı'dan bahsettiniz. Yaşayış şekli hep ahlak üzerine indirdiniz. Bu yüzden çökmedi dediniz. Bir zaman sonra artık çökmeye başladı ve çöktü. Cumhuriyete geçti. Sizce neden çöktü yani? Ahlakımız mı şey oldu? Arkadaşlar, isim neydi? Talha. Talhacığım, şimdi dünyada arkadaşlar unutmayalım, insanlar da aynı kuşlar gibi, karıncalar gibi, diğer canlılarda olduğu gibi medeniyetler de yarış halinde. Tamam mı? Yani tüfek bulundu, mertlik bozuldu misali. Tüfek bulundu, artık el, değil mi? Bilek gücü gitti. Ok atma bitti. Osmanlılarla arkadaşlar, Memluklar karşı karşıya gelmişler. Osmanlılar tüfek kullanmayı iyi biliyorlar. Memluklar henüz o şeye gelmemişler. İşte Osmanlılar yeniyorlar savaşta. Şimdi arkadaşlar, bugün füzelerle dünyanın anasını ağlatıyorlar, değil mi? Yani kıtalar füzeler var. Bu Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki yani bizim yüksek şey yani birkaç kilometre, 100 kilometre veya birkaç 500 kilometre mesafede şeylerimiz, füzelerimiz yok ama az evvel güzel bir olay oldu. 45 günde orada kilometrelerce topraklar tekrar Azerbaycan'a geçti. Yani şunu unutmayalım arkadaşlar. Hak güçlendikçe batıl yok olacaktır. Ama hak zayıflarsa batıl güçlenir. Bizim Bessam Carar Hoca ne diyor biliyor musun Safet Hocam? Hatırlayın diyor arkadaşlar diyor. Sizin mahallelerinizde ne vardı diyor. Filistin sokaklarında. Dansözler var diyor arkadaşlar. Ha bugün yok diyor. Toplum bilinçlendi. Bugün televizyonlarda bunlar vardı arkadaşlar. 90'ı hatırlarsanız. Yani yılbaşı gecelerinde dansözler çıkartırlardı. Şu an utanıyorlar, korkuyorlar. Bir bilinçlenme var. Bundan dolayı da ahlak hayra ümmet olmanın gereğidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tanımak üzere gönderildim der. İnşallah ümmeti Muhammed bu güzelliği ortaya koyduğunda dünya insanlığı da hidayete erer. Osmanlı'da da aynı sıkıntı. Yani Osmanlı'da o yönetici kadro, tamam mı yavrum? Cihattan geri durdular. Lale Devri ve diğer şeyler. Ne oldu? Başka milletler top üretmede, değil mi? Tüfek üretmede bizi geçtiler. Ve İslam toplumu parçalandı. Arkadaşlar, Ümit Burnu duydum. Neydi Ümit Burnu oğlum? Ümmeti Muhammed için ümit değil arkadaşlar. Ümmeti Muhammed için felaket oldu Ümit Burnu. Niye? Avrupalılar Ümit Burnu dolaşıp gemilerle uzak doğuya gittiler. Başka milletlerin servetlerini gasp ettiler, zulmettiler, katlettiler, değil mi? Yani İngilizler Hindistan'a gittiğinde ne yapmışlar? Kumaş terzilerin parmaklarını kesmişler, kumaş dikmesinler diye. Hint kumaşı meselesi var ya arkadaşlar, meşhur. Çok, yani Osmanlı Devleti o ticarette geri kaldığından dolayı,
tabii ticaret değil. Bir de şey, yani silah sanayi. Geri kalmadan dolayı bir de arkadaşlar güç zehirlenmesi oldu benim kanaatim. Hani acebetküm kestatüküm Huneyn gazvesinde Müslümanlar var, sahabe-i kiram var. Ya biz 112 bin kişilik bir orduyuz. Katafan denen bunlar 20 bin de olsa önemli değil, onu hallederiz gibi kendi güçlerine çoklan güvendiler. Daldılar arkadaşlar. Ne zaman ki Resulullah ve arkadaşları, o seçkin sahabe, o çile çekenler, ey Ensar dedi, ey Muhacir dedi, bir toplandılar. Ondan sonra Allah'ın fethi, zafer geldi. Yani onun şeyi çok geniş. Hacım ben peygamberimizden bir şey anlatayım. Mesela dünyaya böyle bakarsak sünnet üzere bakmış oluruz. Peygamberin baktığı yerde Riyaz-ı Salihin'de geçiyor bu hadis. Buhari Müslim kaynaklı. Peygamberimiz deve yarıştırırmış. Hacım böyle. Yani böyle sahabelerle deve yarıştırıyor. Bir gün tabii peygamberin devesinde geçen bir deve yok. En hızlı koşan peygamberimizin devesi. Bir gün bir genç gelmiş, böyle sizin gibi delikanlı gelmiş, demiş ya Resulallah, yarıştıralım mı develeri? Olur demiş. Şimdi o gencin devesi peygamberimizin devesini geçince peygamberimizin arkadaşları, sahabe üzülmüşler. Ya demişler, Türk ya, keşke yani böyle olmasaydı ya. Hep Resulullah'ın devesi önceye gelseydi. Peygamberimizi çok sevdikleri için hep onun birinci olsun istiyorlar. Sahabenin o üzüntüsünü görünce peygamberimiz orada bir hadis buyurmuş. Ne demiş biliyor musunuz? Tam böyle orijinal ifadesiyle Hakkun alallah Ella terfa'u şey'un mined dünya illa vada. Allah'ın değişmez kanunlarındandır. Allah öyle bir kanun koyuyor ki değişmez kanunlarındandır. Bir şey zirveyi eğer yakalamışsa, üste çıkmışsa zamanı geldiğinde oradan irtifa kaybetmesi, aşağıda düşmesi Allah'ın değişmez kanunlarındandır. Yani. Şimdi her şey böyle değil mi? Yani bakın fikirler böyle, devletler böyle, efendim, insanoğlu böyle, bitkiler böyle, felsefeler böyle, her şey. İbn Haldun'un o güzel eseri, mukaddime de böyle. Yani insanlar gibi de, devletler de doğar, büyür, gelişir ve ölürler yani. Onlar da çünkü fanidirler. Allah'ın koyduğu kanun böyledir yani. Allah böyle bir kanun koymuş. Tabii bazılarının ömrü uzun olmuş. Neden? Hocam dedi ya, ahlak-ı hamidiyi esas almışlar. Ahlak-ı kurallar bozulmazsa o biraz daha uzun olur. Fakat 600 sene mesela yaşamış efendim küsür. Ama ahlakı son zamanlarda bozulmuş yani. Osmanlı'nın hedefle hocam damat efendinin böyle nafaka bahsinde o mültekay şerife damat efendi nafaka verilir mi verilmez mi talebelere diye. İşte bunlar 1400'lü yıllar yani. İşte Fatih'te imamlık yapıyordu Halebi efendim, İbrahim Halebi. Ve onun da onun kitabına şerh yazan adam orada nafaka bahsinde talebeye nafaka verilir mi? Verilmez diyor. Niye? Çünkü bu zamanın talebesi diyor o kadar bozuldu ki akşama kadar diyor medreselerde böyle gıybet, sukriyet, alay vali konuşuyorlar. Bunları diyor Allah diyor bunları muvaffak kılmasın diyor ya. Yani. Bunlar çok az bir şey kışriyat kabulünden diyor böyle kabuk meselelerinde İslam'ın böyle kabuğuna bakarlar. Geri kalan hep akşama kadar böyle fitne fesat çıkartırlar bunlar. Bunlar diyor nafaka verilmez diyor ya. Yani. Damat efendi de ben onu gördüm böyle. Lan dedim arkadaş demek ki o zamanlar ta bozulma o zamanlar başlamış yani. Bozula bozula ne oluyor? Artık yıkılma geliyor yani. Yıkılma başlıyor. Yani insan da yaşlanınca ne oluyor? Bak hücreler bozuluyor değil mi? Artık yavaş yavaş hastalanıyor. Yaşlanan insana hastalanıyor. Sonra ölüp gidiyor yani. Böyledir yani. İnsan ölüyor ve ahirete göç ediyor. Ahirette bir daha canlanıyor. Bileceğiz de. Benzetme şeklinden devletler de böyle olur mu sizce? Mesela bitki olsun sonbaharda artık kuruyor ama sonra ilkbahar geldiğinde yeniden yeşeriyor. Tabii ki böyle. Yani Osmanlı gitti, yerine Cumhuriyet geldi. Cumhuriyet de gidecek, biz de gideceğiz. Yeniden, ama bizden ne yapacağız arkadaşlar? Böyle kendimizi güzel yetiştireceğiz tamam mı böyle? Efendim bizden sonra gelenlere böyle güzel malzemeler vereceğiz ki Rabbimiz bizim o çalışmamızı ve hocam okudu neyme ecrul amirin o çalışanların ödülü değil mi mükafatı ne kadar güzel ya. Çalışanı Allah övüyor arkadaşlar.
Avrupa gavuru arkadaşlar bakınız tek taraflı çalıştı. Bilimi, tekniği, teknoloji, tüfeği vesaireyi buldu. Bak bu gücü elde etti ama zulümde kullandı. Biz de Allah'ın gösterdiği şu ayetlerle ki Allah Celle Celaluhu bize şu ayetlerde güneşi okuyun diyor, havayı okuyun, bitkiyi okuyun, bakın diyor, oku, oku diye başlayan bir kitap. Anne rahmindeki anatomiyi okuyun, astronomiyi okuyun, bakın diyor. Bakmak arkadaşlar trene bakar gibi bakmak değil yani. Bakmak, incelemek demektir yani. Ha, bunu siz gücü, kuvveti alın, Allah'ın ayetlerini alın, bunu insanlığın adalete, bunu insanlığa merhamete kullanın. Bak hem o zaman gücü, kuvveti elde etmiş olacağız, değil mi? Havamız olacak, hem de sevabımız olacak arkadaşlar. Yani bizler sadece böyle tek taraflı, Avrupa gibi okuyan insanlar olmayacağız. Onlar tek taraflı okudular, gücü, kuvveti buldular ama sömürüde kullandılar ya. Bak sömürüyorlar ya. Ve bizim kıymetli değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar bizi. Kitabımızdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Allah'ımız kitaptan uzaklaşırsanız kafir olursunuz diyor. Küfre girersiniz, kafir olursunuz, dünyanız da perişan olur, ahiret de perişan olur. Biz inşallah rahman, yani Allah'ımızın gör dediği yerden, bak dediği yerden bakacağız kitabımıza. Buradan hayatımıza inşallah göndereceğiz. Hocam son olarak da bu Tövbe suresindeki münafıklar ne yapar, müminler ne yapar? O ayet var ya. Hı hı. Münafıklar münker, kötü olanı telkin ederler. Müslümanlara Nesullah fenesiyehu. Allah'ı unuturlar. Allah da onları kendine bırakır. Kendi hallerine bırakır. İnsanlıklarını çıkarlar. Tam karşıda arkadaşlar. Az önce okuduğumuz o 110. ayette vardı ya. Ali İmran. Hayra ümmet, iyiliği emretmek, kötülüğü sakındırmak. Çünkü siz Allah'a iman edersiniz. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Tövbe suresi 71 değil mi hocam? 71. Mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin velisi, dostu. Birbirlerine iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Lütfen şu dersleri önemseyelim arkadaşlar. Bir de burada öğrendiğimiz bir hakikati duyuralım arkadaşlar. Yani emri bil maruf terk edilirse duanız kabul olmaz diye bizzat Resulullah'tan uyarı hadisi vardır. Yani o canlı, o dinamik, iç, manevi duruş devam etmeli. Ailemize, akrabamıza, komşumuza. Yani hayra önce olmaya çalışalım. Allah cümlemizden razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahu Ekber. Yüce Rabbimiz açıkça söyler. Zamana, asra yemin olsun. Yani insan için zaman çok değerli. Lütfen bu konuda zamanın kıymetini bilelim. İnsan varlık olarak hep kaybeder. Yani her an kayıp halindedir yani. Ancak iman edenler, imanın gereği salih amel işleyenler, birbirlerine karşılıklı hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Talha, Ömer'le arkadaşlarınızla hayırda yarışıyoruz, hakkı ve sabrı tavsiyeleşiyoruz. Tamam mı canım? Allah cümlemizin yardımcısı olsun. El-Fatiha.